Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlıklı bir gün diliyorum. Bugün sizlerle COVID-19 ve travma ilişkisi üzerine konuşacağız. Zihnimiz ani tehlikede nasıl tepkiler veriyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tıpkı diğer travmatik olaylarda olduğu gibi COVID-19 salgınında da yoğun korku, umutsuzluk ve kaygı duyguları yaşıyoruz. Yaşanan belirsizlik ve tehlike durumu yoğun bir şekilde algılanıyor ve beyin acil durum moduna geçiyor. Özellikle fiziksel bütünlüğümüze zarar gelebilecek bir durum olarak algıladığında beyin olan var olan durumu, beynin düşünebilen ve muhakeme yapabilen üst düzey işlevlerinden sorumlu olan kısmı o panik anında devre dışı kalmış oluyor. Savaş, kaç veya don kal tepkilerini vermeye başlıyor. Zihnimizden geçen olumsuz tepkiler, düşüncelerle birlikte olumsuz tepkiler veriyoruz bazen. Duygusal beyin kontrolü ele geçirmiş oluyor. Kendimizi korumak için düşünmeden dürtüsel olarak hareket ediyoruz. Bu da mesela salgın başladığında kontrolsüzce alışveriş yapıp stoklama davranışını bir panik davranışı olarak örnek verebiliriz. Burada da yine tetiklendiğimizi fark edip kendimizi sakinleştirmek ve bilinçli davranmak, seçeneklerimizi gözden geçirmek için iyi bir fırsat olabilir. Tetiklendiğimizi nasıl farkına varıyoruz? Kaygımızın o anda arttığını nasıl hissediyoruz? Şimdi terleme, ateş basması ve kalp atışında hızlanma gibi fizyolojik bir takım belirtiler yaşayabiliriz. Buna ek olarak bazen de kaygı ve korkuya yol açan olumsuz düşüncelerden korku odaklı düşünceler zihnimizde yer alabilir. Sonuç olarak düşünmeden, hareket ederek sağlıksız ve işlevsel olmayan kararlar almak çok daha olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Duygularımızı ifade etmemiz bu travmatik süreçte çok çok önemli. Duygularımızın farkına varmak, hissettiklerimizi ailemiz ve arkadaşlarımızla sosyal medya üzerinden telefonla sesli ya da görüntülü olarak onlara ulaşarak paylaşmamız burada çok 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 duygularımızı ifade etmemizde güzel bir fırsat aslında. Kendinize iyi gelen ve duygularınızı ifade etmeye yardımcı olabilecek bir takım rutinler oluşturabilirsiniz. Bunlardan bazıları mesela meditasyon yapabilirsiniz. Evin içerisinde ufak egzersizler yapabilirsiniz. Günlük tutma olabilir ve nefes egzersizleri olabilir. Şimdi olaylara gerçekçi ve daha geniş bir açıdan bakmaya çalışacak olursak, COVID-19'un enfekte olan çoğu insanın sadece bazı hafif semptomlar ile iyileştiğini görüyoruz bazı durumlarda. Bunu yine kendinize sık sık hatırlatın. Tabii ağır durumlarda ölen kişiler de var ama hafif semptomlarda atlatan kişiler de var. Yani bardağın dolu tarafını birazcık bakmak gerekiyor kaygı düzeyimizi dengelemek açısından. Okulların kapatılması ve sosyal izolasyon gibi eylemler koronavirüse karşı daha savunmasız olan yaşlı popülasyonunu ve belirli sağlık sorunları bulunan bireyleri korumak amaçlı uygulanmakta ve aynı zamanda da yine bizlerin sağlığı için de burada çok önemli. Burada da yine bu tedbirlerin alınması kaygı düzeyimizi biraz olsun azaltması gerekmektedir sağlıklı bir kaygı açısından. Gerçekleri doğru bir kaynaktan takip ederek öğrenmek de yine burada bu süreçte çok önemli. Koronavirüs hakkındaki haberleri takip ederken yine analitik bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır. Ayrıca çevrenizden veya sosyal medyadan edindiğiniz bilgilerin doğruluğunu araştırmak da burada çok önemli bu süreç esnasında. COVID-19 yeni bir virüs olması ve getirdiği bilinmezlikle birlikte kesinlikle kaygı duymanız çok çok normal ama bu kaygıyı kontrol edebilmek burada önemli bir kriter. Bağlantınızı koparmamanız gerekiyor. Sosyal ağları kendinizle bağlantınızı koparmamanız gerekiyor. Sosyal ağları kullanırken doğru bilgiler edinmelisiniz. Resmi siteleri takip etmelisiniz. Duygularınızı telefonla ya da mesajlaşarak arkadaşlarınızla ve ailenizle, sosyal medya platformlarındaki kişilerle, dostlarınızla sohbet ederek paylaşabileceğinizi söylemiştik. Şimdi korona sebebiyle sevdiklerinizden uzak kalmak, onlara dokunamamak, onların sıcaklığını hissedememek ve size kendinizi yalnız ve üzgün hissettirebilir. Teknik destek sağlayacak bir kişiyle birlikte yine görüntülü konuşma, sesli konuşma süreçleri içerisine girebilirsiniz. Bu da kendinizi iyi hissettirecektir. Sosyal destek almak, yaşadığımız duygusal sıkıntılarla baş etmek için öncelikli bir yol olmakla beraber bazen yeterli gelmeyebiliyor kişiye. Son zamanlarda işte bu kaygı seviyesinin artmasıyla birlikte burada yine terapi desteği gerekiyor. Tabii online terapi hizmetleri
olan yerlerde online terapi hizmeti de alabilirsiniz. Evinizden dilediğiniz zaman bir online görüşme yapmak, terapi desteği almak yine size iyi gelecektir. Mesela eskiden elektrik kesildiğinde ailecek oturup eski günlerdeki gibi karanlıklarda sohbet edilirdi ya da ne bileyim işte duvarda gölge oynatma olurdu el işaretleriyle vesaire. Bunlarla alakalı yine lambayı kapatıp bu şekilde bir etkinlik yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. İşte tam da bu noktada ailecek korkularınızı paylaşabileceğiniz aile sohbetleri gerçekleştirmek ve korkunuzun azalması için de biçilmiş bir kaftan görevi görmekte aslında. Son zamanlarda virüsle ilgili spekülatif konuşmaların veya rahatsız edici görüntüler oluyor. Resmi olmayan kaynaklardan gelen haberler oluyor. Bunlara lütfen itibar etmeyin. Resmi kaynaklardan haberleri öğrenin. Böylece kaygı düzeyinizi sabit bir şekilde tutmuş olacaksınız. Şimdi çocuklarımız videoları izlediğinde korkabilir. Virüsle ilgili fobiler geliştirebilir. Kabuslar görebilir. Çocuklarımızın virüs korkusuyla ilgili küçük canlandırmalar, drama oyunları, hikayeler yaratabilirsiniz. Oyunlar ve canlandırmalar aracılığıyla çocuklarımıza korkularını yenmelerini ve bu virüs olayını anlatabilirsiniz. Bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Şimdi olumsuz duyguları azaltmanın yolu bedeni harekete geçirmek. Eğer içiniz çok sıkılırsa, kaygı seviyeniz çok yüksek düzeyde ise ev içi egzersizler yapabilirsiniz. Tabii ki bu online terapi desteğinin yanı sıra alınan evde yapılabilecek küçük önlemler. Evde bulunduğunuz 1-2 dumbbell'la ya da herhangi bir bulduğunuz bir şeyle basit hareketler yapabilirsiniz. Yoga, pilates egzersizleri yapabilirsiniz. Vücudunuza direnç ve dirençlik kazandıracak, minik kendinizi zorlamayacak hareketler yapabilirsiniz. Tabii burada fiziksel sağlığınızın iyi olmuş olması gerekiyor. Herhangi bir ameliyat ya da bir probleminiz varsa bunları doktorunuza telefonla danışmadan yapmayınız. Yarım saat süren veya hafif ter attıran bir egzersizden sonra üstünüzdeki ağırlığın yerini zihinsel ve duygusal bir güce bıraktığını göreceksiniz. Bugünlerde işte çiftleri, aileleri ve grupları bir araya getirebilecek, işbirliği yapacak beraberlik duygusunu sosyal medya üzerinden pekiştirebilirsiniz. Konferans görüşmeleri yapabilirsiniz. Mesela aynı anda birkaç arkadaşınızla birlikte görüntülü konuşabilirsiniz. Ya da aile üyeleriyle yine birkaç ile birlikte konferans görüşmesi sayesinde bir arada görüşebilirsiniz. Koronavirüs ve psikolojik etkileriyle ilgili çözüm önerilerini size burada getirmeye çalıştım. Umarım bu bilgiler sizin ve sevdikleriniz için biraz olsun içinizi rahatlatmıştır. Koronaya teslim olmadan kendisini yenmek çok aslında stresinizi kontrol etmekle doğru orantılı. Bu yüzden evde kalalım. Stresimizi düzgün, azami bir seviyede tutalım ki bağışıklık sistemimiz de sağlıklı kalsın. O zaman ne diyoruz? Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyoruz. Kendinize dikkat edin. Ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Hoşçakalın.